Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebul Kasım el-Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala ehli beytihi tayyibina tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in min al-ana ila qiyam yawmiddin. Qala Allahul Hakim fil Qur'anil Kerim, a'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihât ve tevâsav bilhak ve tevâsav bissabr. Sadakallahul aliyyul azîm. Huzurlarınıza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin Ebu Zer-i Gıffari'ye nasihatlarından arz ediyordum. Ebu'l-Esved-i Duveli şöyledir. Rebeze'de Ebu Zer, Cundeb bin Cunade'nin yanına vardı. Ebu Zer şöyle dedi. Bir gün öğlenin ilk saatlerinde Mescid-i Nebi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin huzuruna vardı. Mescid'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve yanı başında oturan Emirül Mümininden başka kimseyi görmedim. Mescitte kimsenin olmayışını fırsat bilerek dedim ki, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah'ın onunla bana fayda vereceği nasihatta bulunun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, hoş geldin ey Ebu Zer, sen biz ehli beyttensin buyurduktan sonra şöyle buyurdu. İnni musike bi vasiyetin fehfedaha فَإِنَّهَا جَامِعَةٌ لِتُرُوغُ الْخَيْرِ وَسُبُولِهِ Ey Ebu Zer, sana bir öğütte, nasihatta bulunacağım. O halde onu koru, gözet. Zira bu edeceğim nasihatlar tüm hayır yollarını ve güzelliklerini bir araya toplamıştır. فَإِنَّكَ اِنْ هَفِزْتَهَا كَانَ لَكَ بِهَا كِفْلًا Ey Ebu Zer, eğer nasihatıma kulak verir isense, amel eder isense, ahiret ve dünya saadetine ulaşmış olursun. Yani hem dünyanı abat edersin, hem ahiretini abat etmiş olursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem nasihatına şöyle başlıyor. Ya Ebu Zer, yettali'u kavmun min ehlil cenneti ala kavmin min ehlin nar. Ey Ebu Zer, kıyamet günü bir grup mümin cennet ehli, bir grup cehennem ehlinin durumundan haberdar olur. Feyekuluna ma edhalekumun nar. Cennet ehli cehennem ehline der ki, siz niye cehenneme girdiniz? Niye siz buraya atıldınız? وَقَدْ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ لِفَضْلِ تَعْدِيبِكُمْ وَتَعْلِيمُكُمْ Cennet ehli cehennem ehline der ki, biz sizlerin bize öğrettiğiniz talim ve terbiyeyle bu cennete girdik. Yani siz dünyada bize eğitim verdiniz, bize dini şeriatı anlattınız, biz de amel ettik, biz buraya girdik. Siz niye cehennemdesiniz?
feyekuluna inna kunna na'muru bil hayri ve la naf'aluhu. Cehennem ehli cennet ehline der ki doğrudur, biz hayra davet ettik sizi. Biz size güzellikler anlattık ama kendimiz amel etmedik. Dediklerimize amel etmedik. Yani toplumu, cemaati güzelliklere, hayırlara davet eden alim dediklerine kendisi amel etmez ise, duyup amel eden cennete girecek. Bu sözleri söyleyen, amel etmeyen alim cehenneme girecektir. Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği kıyamet sahnelerinden birisi de cennet ehli ile cehennem ehlinin konuşmalarıdır. Cennet ehli ile cehennem ehlinin konuşmaları birçok ayette zikrolunmuştur. Kur'an-ı Kerim bu gerçekleri şöyle beyan buyurmuştur. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. Cennet ehli cehennem ehline şöyle seslenir. اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. Biz Rabbimizin bize vaat ettiği gerçekleri bulduk. Rabbimiz ne vaat etmiş ise hepsini gördük burada. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. Sizler de Rabbinizin vaat ettiği gerçekleri buldunuz mu? قَالُ نَعَمْ. Cehennem ehli diyor ki evet, biz de bulduk. Rabbimiz neyi vaat etmiştiyse hepsini gördük. فَأَزَّنَ مُعَزَّنٌ بَيْنَهُ. Bunların arasında birisi yüksek bir sesle şöyle seslenir. اَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِم۪ينَ. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, kıyamet günü en büyük hasret, hayıflanma, keşke bildiklerimize amel etseydik olacaktır. Emir el-Müminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam alimleri iki gruba ayırmıştır. El-ulemâ-u reculâni, alimler iki gruptur. Reculun âlimun âhidun bi'ilmihi fehâze nâcin. Birinci grup ilmine amel edip kurtulanlardır. Halka ne dediyse kendisi de amel etti. Halka zühden, takvadan bahsetti, kendisi de zahit oldu. Kendisi de takvalı oldu. Halkı mütevaziliğe, kibirden, gururdan uzak durmaya davet etti, kendisi de uzak durdu. Bu alim dediklerine amel ettiği için kurtulan kişidir, kurtulan alimdir. Ve alimun tarikun li ilmihi fehaza halikun. İkinci grup halka güzel nasihatler etti ama kendisi amel etmedi. Dünyanın çirkinliğinden, dünyanın bedbahtlığından söz etti, kendisi dünyaya sarıldı. Karun'un malının ona fayda vermediğinden söz etti, kendisi dünyada karunlaştı, mal topladı. Bu alim dediklerine amel etmediği için helak oldu. Ve inna ehlen nari le yetaazzana min rihil alimil tariki li ilmihi. Hiç şüphesiz cehennem ehli ilmine amel etmeyen alimlerin kötü kokusundan rahatsızlık duyacaktır. Böylesi İftizah bir akıbete duçar olacaktır. Öyle bir bedbahtlık ki cehennem ehli bundan nefret edecektir. Rabbim niye bunu bizim yanımıza attın? Bunun kokusu bizi perişan etti adeta. Cehennem ehlinden pişmanlığı en çok olan
üzüntüsü en uzun olan başkalarını Allah'ın dinine davet edip de o davet ettikleri kabul edip, amel edip de cennete girmeleri, o davet edenin kendisi dediğine amel etmeyip cehenneme girenler olacaktır. Bunların hüznü bitmeyecek. Bunların gammı kederi tükenmeyecektir. Yine rivayette şöyle naklolunuyor. İlmine amel etmeyen alime vereceğim en hafif ceza diğerlerinden 70 kat daha fazladır. En uhrice min kalbihi halavete zikri. Onun kalbinden zikrimin lezzetini, tadını alacağım. Güzel de namaz kıldıracak. Güzel de sohbet edecek. Ama o sohbetin, o ibadetin lezzetini almayacak. O kıldığı namazdan haz almayacaktır. Bundan daha büyük ceza olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer'e Allah'ın hakları, azameti ve sınırsız nimetlerinden söz ederken şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, inne hukukallahi celle senahu a'zamu min en yegume bihal ibadu. Ya Ebu Zer, Allah'ın hakları kullarının onu yerine getirmesinden daha azametlidir, daha büyüktür. Ve inne ni'amallahu ekseru min en yuhsihal ibad. Ey Ebu Zer, Allah'ın kullarına verdiği nimeti kulları sayıp bitiremez. O kadar büyük nimet vermiş. Velakin emsav asbahu taibin. Hala ki Allah'ın bu nimetlerini sayamıyoruz, bitiremiyoruz. Ne yapalım? Sabah akşam tövbe edin. Sabah akşam Allah'a sığının, istiğfar edin. Allah'ın kulları üzerinde bir takım hakları vardır. Her akıl sahibi, hak sahibinin hakkının eda edilmesini ve eda edilmesini gerekli ve lüzumlu görmektedir. Sayamayacağımız kadar bu nimetlerin hepsinin Allah'tan geldiğini bilen, farkında olan birisi kulluk vazifesini unutmaz. Allah'a abdlik vazifesini asla unutmaz. Kur'an-ı Kerim ilahi nimetlerin sayamayacağımızı şöyle dile getirmiştir. Ve in ta'addu ni'metallah la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Faraza insan ilahi nimetleri saysa da onun tek birinin şükrünü eda edemez. O sayacağı tek bir nimetin hakkını eda edemez. İnsanın bir kez elhamdülillah demesi ilahi başarı ve tevfiktir. Takdire şayan bir şeydir. Hala hal böyleyken, durum böyleyken ilahi nimet ve şükrün edasını yerine getiremiyoruz. Ne yapalım biz? Devamlı ilahi dergahta günahlarımıza itiraf edelim. Rabbimizle aramızda günahlarımızı göz önünde bulunduralım. Tövbe edelim. Bizim bu halimiz, bu durumumuz bizi gururdan ve kibirden kurtarar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer'e şöyle buyuruyor. Ey Ebu Zer, geçen her gece ve gündüzle ömrün azalmaktadır. Amellerin baki kalmaktadır ve derken ölüm de aniden seni yakalamaktadır. Her alıp verdiğimiz nefes ömrümüzden azaltıyor. Yaptığımız her şey baki kalıyor. Bir de bakıyoruz ki Azrail yanımızda kendisini gösterdi. Ey Ebu Zer, kim hayır eker ise hayır biçer. Kim şer de eker ise şer biçer.
çiftçi ne ekmişse onu biçer. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, müminler, ne ekeceğimize dikkat edelim. Etrafımıza nasıl davranacağımıza dikkat edelim. Yarın kıyamet günü bu karşımıza çıkacaktır. Bu konuşmalarımız, bu dinlemelerimiz, bu tavırlarımız, bu tutumlarımız hepsi karşımıza çıkacaktır. Emir el-Muminin şöyle buyuruyor. İnsanın nefesi ölüme attığı adımdır. Her nefes alıp veriyoruz ya, bir adım daha mezarlığa yaklaşıyoruz. İnsanoğlu bu değerli ömrünü boş yerlerde harcamamalıdır. Bu değerli sermayeyi heder etmemelidir. Emir el-Muminin şöyle buyuruyor, sizin ömürlerinizin değeri, sizin canınızın değeri ancak cennettir. Başka şeyle muamele etmeyin. Dünyanın boş metalarıyla muamele etmeyin ömrünüzü. Bu canınızın değeri cennettir. Canınızı cennetten başka hiçbir şeye vermeyin. Kur'an-ı Kerim'in beyan buyurduğu hakikat ve gerçeklerden birisi de amellerin tecessümüdür. Amellerin somutlaşmasıdır. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Kıyamet günü kitap ortaya koyulur. Kulun, beşerin yaptığı işler önüne serilir. Suçlular, günahkarlar o kitaplarına, o dosyalarına baktıklarında korkuya kapılacak. O korku, o dehşetle, eyvah bize, bu nasıl bir kitaptır ki? Bu nasıl bir kitaptır ki? La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Büyük küçük demeden her şey buraya zapt edilmiş. Büyük küçük demeden her şey burada kayıt altına alınmış. Ve la yazlimu rabbuke ahada. Onlar yaptıklarını ki karşılarında gördüklerinde denilir ki senin Rabbin hiç kimseye zulüm etmez. Hiç kimseye haksızlık etmez. Ne yaptıysansa buraya yazılmış, çizilmiş. Ne konuşmuş isense kayıt altına alınmıştır. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Bir zerre kadar hayrın da varsa buraya kaydedilmiş, hiç şüphesiz karşılığını göreceksin. Bir zerre kadar şerrin de varsa, kötülüğün de varsa buraya kaydedilmiştir, buraya zapt edilmiştir, karşılığını göreceksin. Allah bizleri dünyada hayır ekip hayır biçenlerden karar kılsın. Allah bizleri dünyada ehli beyte tabi olanlardan karar kılsın.